Günaydın. Yani benim için günaydın. Artık tabii sabah burada. Bugün size bazı konulardan bahsetmek istiyorum. Kısaca işe giderken bir yandan. Şimdi Almanya'ya gelince yapılan birçok işlem var. Mesela adres kayıtı, banka hesabı açma, nasıl söyleyeyim, çocuk yardımına başvurmak, Kindergeld deniyor burada. Çocuk parası. Ya bunları yapmak için bazı şirketler var. TM Relocation mesela bunlardan biri. Şey şirketi, yani aracı şirket bu işlemler için sizden bir komisyon alıyor ya da şirketinizden para alıyor. Komisyon demeyelim de para, ücret, yani hizmet ücreti alıyor. Yani bu paralar bayağı da ciddi paralar. Mesela banka hesabı için 100 euro, banka hesabını açmak için 100 euro alıyor. Yani böyle yüksek paralar. Benim tavsiyem bu firmalarla çalışmayın arkadaşlar. Gerek yok. Şirketinizle anlaşın bir şekilde. Size eğer bir relocation parası verecekse onu başka şeylerde değerlendirin. Ne bileyim, taşınmak için değerlendirin o parayı. Gerçekten taşının ve burada Türkiye'den getireceğiniz eşyaların masrafı için kullanın. Ya da ne bileyim, aileniz için taşınmayla alakalı başka şeyler yapın, masraflar yapın, faturalandırın ve şirkete onu verin, o parayı alın. Diğer o işler için bu parayı kullanmayın. Neden diyeceksiniz? O parayı, diğer o işler gerçekten çok kolay işler. Mesela örnek veriyorum, şeye başvurmak, Kindergeld'e başvurmak, yani çocuk parasına başvurmak online yapılabiliyor. Ne bileyim, vergi sınıfını değiştirmek postayla yapılabiliyor. Anmeldung, yani ikametgah kaydı yaptırmak, yani bir Almanca bilen bir arkadaş, hatta Almanca bilmesine bile gerek yok. Buraya da birisi motorunu bırakıp kaçmış mı, ne yapmış anlamı? Ya da bir soygun olmuş belki de. Bilemedim. Neyse. Anmeldung, yani burada yapılması gereken ilk iş gelince anmeldung. O işi yapmak için bile bir şirkete gerek yok, yani gidip basitçe yapılabiliyor. Şirketinizden bir gün izin alıp gidip yapabileceğiniz bir iş. Ben yaptırmadım. Ben şirketle yaptırdım. Çünkü bilmiyordum bu kadar kolay olduğunu bu işlerin. Şirketim de, yani girdiğim iş yeri de bu tarz masrafları karşıladı ama nasıl söyleyeyim, kardan zarar diyelim artık. O masrafları başka masraflar için kullanabilirdim yani. Salak demeyeyim de yani. Sahtekar diyeyim yani. Çok yüksek paralar alıyor. Hizmet de, daha önce söylediğim gibi, hizmet parası, hizmet sektörü burada pahalı. Banka hesabı açmak için 100 euro, işte Anmeldung için 100 euro gibi gibi şeyler alıyorlar. Yani gereksiz arkadaşlar. Kendiniz yapın. Ben yaptım, siz yapmayın. Tavsiyem o. En kötü ihtimalle, yani en basit yolla, daha doğrusu en basit yolla Almanca bilen birisinden yardım alıyorsunuz. Bu işleri yapabiliyorsunuz. Burada birçok iş bürokratik ama zor değil yani, bürokratik. Yani her şeyi fotokopiyle hallediyorlar, postayla hallediyorlar. Bürokrasisi var fakat zor bir bürokrasi değil. Yavaş işliyor ama zor değil. O yüzden kendiniz yapmaya gayret edin. Parayı başka yerlerde kullanırsınız, ne bileyim. O para verilmiyordur belki. Zaten direkt kendiniz yapmaya çalışın. O para sizden çıkacaksa zaten hiç şey yapmayın. Aman bisikletliler kesecek beni. Bir de böyle çekelim. Şunu da görün. Durum mu arkadaşlar? Tavsiyem bu. Başka ne söyleyeyim? Geçen gün bir parka gittik. Onu da videonun sonuna koyayım. Park değil aslında, bir su olayıydı. Bir AVM'nin dışında.
Buraya geldim geleli gördüğüm ilk AVM. Dediğim gibi daha önce burada AVM kültürü yok. Gayet güzel bir şey bu da. Daha çok park kültürü var. İnsanlar parklara gidip öyle dinleniyor. AVM'lerde alışverişe mahkum edilmiyor. Şimdi ben metroya doğru yürüyorum. Neredeyse geldim zaten. Daha önceden servisle işe girip gidiyordum İstanbul'dayken. Şimdi metroyla gidiyorum. Ya yani Münih'te zaten metro ağı çok iyi. Metro ve tren ağı. İkisi birleşik. MVG diye, yani MVG diye bir şirket var. O işletiyor. Girişlerde ve çıkışlarda bilet kontrolü yok. Bilet kontrolü sadece biletçi tarafından zaman zaman yapılıyor. Trenin içinde gezerse. Galiba eskiden İstanbul'da banliyolar öyleydi. Tam bilemiyorum da ben o dönemlerde İstanbul'da yaşamıyordum. Durum bu. Teşekkürler izlediğiniz için. Herkese iyi günler dilerim. Yeşilliklerle sizi gönderiyorum. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. Muz diyebilirsin oğlum. Şimdi Passing'deyiz. Buradaki havuz var. Çocuklar oynuyor. Değişik güzel bir havuz yapmışlar. Çok güzeldi kızım.